Ceyhan'ın haber ekranında. Ceyhan Medya Evi Sesli Gazete'desiniz. Hoş geldiniz. Bölgemizde neler oluyor hep birlikte bakalım. Kaymakam Yılmaz'dan Tatarlı Mahallesi'ne ziyaret. Ceyhan Kaymakamı Doktor Bayram Yılmaz, Tatarlı Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşları dinledi. Tatarlı Mahalle Muhtarı Muslu Mustafa Körez'in de eşlik ettiği ziyarette Ceyhan Kaymakamı Doktor Bayram Yılmaz vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Yılmaz, mahalle sakinlerinin taleplerinin giderilmesi için çalışmalar yapılacağını ve takipçisi olacağını söyledi. Kaymakam Bayram Yılmaz ile uzun uzun sohbet eden vatandaşların ziyaretten memnun oldukları gözlendi. Araç sayısı endeksleri açıklandı. TÜİK, motorlu kara taşıtları 2021 yılı Ekim sonu verilerini açıkladı. Ekim ayında 85.691 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 25.105.532 oldu. TÜİK verilerine göre, Adana'da Ekim sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 708.956 oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Adana'nın Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 708.956 adet taşıt ile 7. sırada yer aldığı belirtildi. Adana'da trafiğe kayıtlı toplam 708.956 adet taşıtın %51,0'ını otomobil, %20,4'ünü motosiklet, %15,4'ünü kamyonet, %7,8'ini traktör, %2,9'unu kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,6'sını otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlı taşıtların oluşturduğu ifade edildi. Başkan Esendemir'den Öğretmenler Günü mesajı. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının verildiği 24 Kasım 1928'den beri öğretmenliğin kutsal bir meslek haline geldiğini belirterek, Cumhuriyet devrimlerini yaşatma kararlılığını sürdüren özverili tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Başkan Erdem'den Öğretmenler Günü mesajı. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Erdem, öğretmenlerin tüm insanlığa yön verecek kadar kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirterek, öğretmenler, insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan adsız kahramanlardır dedi. Adana'da kadına yönelik şiddetle mücadele ile eylem planı çalıştayı başladı. Adana'da kadına yönelik şiddetle mücadele ile eylem planı çalıştayının açılışı, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleşti. Kadına yönelik şiddetle mücadelede şiddete sıfır tolerans ilkesiyle hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın yerel düzeyde uygulanabilmesi amacıyla 2022-2025 yıllarını kapsayacak olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile Eylem Planı'nı oluşturmak için çalıştay düzenlenecek. Adana Valiliği Koordinasyonu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile Eylem Planı çalıştayında konuşan Vali Elban, Adana'da kadına şiddet konusunda neler yapılabileceği, kadına şiddetle mücadeleye hangi katkıların sunulabileceğinin konuşulacağı çalıştayda yer alacak tespitleri çok önemsediklerini belirtti. 2 gün sürecek olan çalıştay, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı ile ilgili verilen bilgiler ve yapılan sunumlar ile devam etti. Başkan Kocaispir'den Öğretmenler Günü mesajı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Öğretmenlik mesleğinin bir insan yetiştirme sanatı olduğunu ifade eden Başkan Kocaispir mesajında. Bu anlamlı gün vesilesiyle, bu mesleğin kutsallığını, eğitimin önemini her fırsatta ifade eden Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve saygıyla anıyor, toplumumuzun gelişimi ve geleceği adına özveriyle çalışan, emek veren tüm fedakar öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. İfadelerine yer verdi. Çukurova'nın Sultanları seriye bağladı. Sigorta Subok Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, hafta sonu evinde oynadığı maçta Bahçelievler Belediyesi'ni rahat bir oyunla 3-0 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Onursal Başkanı Soner Çetin, maç sonu yaptığı açıklamada takımın güzel bir galibiyet elde ettiğini belirterek, ligde güçlü takımlara karşı bariz bir üstünlük kurmaktan mutlu olduklarını belirtti. Kadına yönelik şiddetle mücadele paneli düzenlendi. Ceyhan Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'ne dikkat çekmek amacıyla panel düzenlendi. Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşmacı olarak Profesör Doktor Nigar Yarpuz Bozdoğan, Profesör Doktor Nüket Elpeze Ergeç, Profesör Doktor Müge Kantar Davran, Doktor Araştırma Görevlisi Olcay Karacan katıldı. Çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen panelde kadın haklarından ve kadına şiddetin önüne geçilmesi noktasında neler yapılması gerektiği anlatıldı. Panele katılan hemşerilerine ve konuşmacılara teşekkür eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, güçlü bir toplumun güçlü kadınlar tarafından inşa edileceğini söyledi.